5 zincir market ve 1 tedarikçiye 2.7 milyar lira idari para cezası verildi. Bakınız, dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla ve hangi oranla yükseltiyorlarsa aynı şekilde şimdi de geri indirmelerini özellikle bekliyoruz. Halkın da daha çok kullandığı temel gıdalar, un, şeker, yağ, ekmek gibi. Şayet hızlı fiyat indirimleri gerçekleşmezse, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığımız ellerindeki tüm imkanlarla stokçuların fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerine gideceklerdir. 5 zincir market. Bu milleti sömürmeye kimsenin hakkı yok. Başkan Erdoğan, doların yükselmesiyle fiyatlarda yaşanan fahiş artışlarla ilgili uyarıda bulunarak, günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin, etiket değiştirenlerin, kusura bakmasınlar, millet adına takipçisi olacağım dedi. Fırsatçılar her dönemde olduğu gibi bu dönemde de kendilerini belli etmiştir. Kurdaki ve küresel emtia fiyatlarındaki yükselişi bahane ederek, maliyetlerindeki gerçek değişimle orantısız fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Şu anda ekranları başında bizi izleyen tüm milletime sesleniyorum. Aynı şekilde tüm esnaflara sesleniyorum. Sanayicilere sesleniyorum. Günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin, etiket değiştirenlerin, kusura bakmasınlar, millet adına takipçisi olacağımızı ilgili bakan arkadaşlarımla beraber de hatırlatmak istiyorum. Bu milleti sömürmeye kimsenin hakkı yok. Son haftalarda dolar kurunun rekor kırarak 18 liraya kadar çıkması sonucunda pek çok sektörde ürünlere zam yapılmıştı. Vatandaşın belini büken bu artışlar gıda fiyatlarına da yansımıştı. Öyle ki bazı marketlerde ayçiçek yağının satışına kota getirilmiş, hatta gelen fotoğraflarda ürünlerin zincirle bağlandığı görülmüştü. Ayçiçek yağı fiyatları altın fiyatlarıyla yarışır hale gelmiş, zincir marketlerde ürünün fiyatı 120 lirayı bulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü açıkladığı kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi sonrasında dolar 12 lira seviyelerine kadar düştü. Ancak bu durum hala market fiyatlarına yansımadı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, doların düşüşü sonrasında tarım kredi marketlerinde %11'e yakın indirim yapılan ayçiçek yağı 106 liradan satılmaya başlandı. Ancak diğer zincir marketlerde herhangi bir düşüş görülmedi. Vatandaşın gözü kulağı indirim haberlerindeyken yağ ve süt toptancılarından dikkat çeken bir açıklama geldi. Yağ toptancıları, son dönemde yağın paleti 600 liraya kadar çıkmıştı, 520 liraya düştü. Dolar burada sabit kalacak, fabrikalar yeni fiyat belirleyecek. İndirimler 2 haftaya kadar daha da artar. Önceden piyasaya güven olmadığı için herkes kendince önlem alıp stok yapmıştı ifadelerini kullandı. Süt ürünleri toptancıları ise kur düşüşüyle ilgili ambalaj üzerine hemen yansır, eldekileri tüketmemiz lazım. Ne kadar sürede tükeneceğinin öngörüsünü yapamıyoruz. Ürün olarak aynı stoktayız. Haftalık ve aylık aldığımız ürünler var. Fabrikalardan aylık aldıklarımızı bir ay sonra, haftalığı bir haftaya öğrenebileceğiz dedi. Dolar arttığında etiketleri gün içinde birkaç kez değiştiren cevval zincir marketlerin dolar hızla gerilemeye başladığında hiç oralı olmadığına vurgu yapan Serdar Arseven, öyle indirim mindirim yok, aksine birçok etikette ufak ufak bindirime devam var iddiasında bulundu. İşte Arseven'in Milat Gazetesi'ndeki yazısının ilgili bölümü. Dolar artıyor diye etiketleri gün içinde birkaç kez değiştiren cevval zincir marketler, dolar hızla gerilemeye başladığında hiç oralı olmuyorlar. Malum, dolar hızla tırmanırken oralardaki etiketler uçurulmuştu. Öyle ki sırf etiket değiştirmek üzere adam çalıştırmaya başlamışlardı. Elemanın tek işi etiket değiştirmek. Her ürünün fiyatını gün içinde en az iki kere değiştiriyorsunuz. Kolay iş mi bu? Şimdi etiketlerin aynı hızla aşağıya indirilmesini beklersiniz değil mi? Çok beklersiniz. Sağ olsunlar, okuyucularımdan bazıları bizim için marketlerdeki fiyatları fotoğraflamışlar. Öyle indirim mindirim yok. Aksine birçok etikette ufak ufak bindirime devam var.
dolar geri geliyor diye zıvanadan çıkan kiralar düşecek değil, müteahhitler de konut fiyatlarında indirim yapacak değil. Müteahhitlere sorsan onlar da demir fiyatındaki artışlardan başlayıp neler neler söylüyorlar. Herkesin söyleyecekleri var elbette. Vaziyetler bütün dünyada böyle. Türkiye gibi gelişen ülkeler, ihracatlarındaki yüksek katma değerli ürün payı görece düşük olan ülkeler, küresel markaları çok az olan ülkeler bu süreçten daha fazla etkileniyorlar ve etkileneceklerdir. Ayrıca ülkemiz kısa sayılabilecek bir süre sonra tarihi seçimlerinden birine daha girecek. Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne doğru. Seçim varsa ülkede her şey durma noktasına gelir. Mevcut milletvekilleri liste telaşına düşerler, vekil olmayı arzulayanlar pozisyonlarını alır, oraya buraya koşturmaya başlarlar. Siyasetteki ayak kaydırma, kendine yer açma, alan genişletme çabaları çok daha belirgin hale gelir. Yapılar içindeki ekiplerin mücadeleleri kızışır, yalakalıklar ve kaypaklıklar zirve yapar. Geleneksel ve özellikle de sosyal medyaya çok daha fazla malzeme sızdırılır. Böyle süreçlerde bürokratların kafaları da acabalarla dolu olur. Bürokrasi de neredeyse durur. İş dünyası, sivil toplum dünyası, medya dünyası vesaire. Her tarafın kendince hesapları olur. Gerilim tırmanır, piyasalar gerilimden olumsuz yönde etkilenir. Diyeceğim odur ki özetle, memleketin işleri gittikçe kolaylaşmayacaktır. Memleketin dar gelirli evlatlarının hayat şartları da öyle. Fed'in sinyalini verdiği üst üste faiz artırma hamlelerinin kaçınılmaz etkilerini de unuttuk bu arada. Neresinden baksan sıkıntı. Şimdi de Melih Altınok'un konuyla ilgili yazısını sizlere aktaracağım. Manyakça bir ortam var. 100 bin liralık arabanızı sarı sitede 500 bin liradan satışa koysanız bir kişi de çıkıp ''Kardeşim sen manyak mısın?'' diye sormaz. Görüyoruz işte, bu cüretkar fiyat denemelerini örnek alan pek çok kişi ''Ben enayi miyim?'' deyip bindiği aracı misli misli fiyatlarla internette satışa koyuyor. İş öyle bir hale almış durumdaki ikinci el otomobillerin fiyatı zaman zaman sıfır araçları geçiyor. Ev sahipleri de dolar arttı diye kiradaki evlerinin fiyatını ikiye hatta üçe katlıyor. Emlakçılar ev sahiplerini arayıp ''Kiracını çıkar, sana iki mislini ödeyecek kiracı bulayım.'' diye sıkıştırıyor. Her gün ağzım açık ne hikayeler dinliyorum. İstanbul'daki evini makul bir fiyattan satışa çıkaran vatandaşa sitedeki diğer mülk sahipleri ultimatum vermişler. Kendine gel, evini bu fiyattan satamazsın. Bizim evlerin rayicini düşürüyorsun diye. Dolar artışını üretim maliyetlerinin altına çizerek artıranların gerekçeleri de daha mantıklı değil. Elbette ithal ham madde ve mazot, doğalgaz, elektrik gibi kalemlerdeki artışların fiyatlara etkisi olacak. Ama oran market raflarında sabahtan akşama değişen etiketlerdeki kadar mıdır? Dün sosyal medyada insanlar sabah 60 liraya aldıkları tereyağının aynı markette akşam 90 liraya satıldığını belgeleyen paylaşımlar yapıyorlardı. Dolar düştü diye bir kere bile etiketlerinde indirim yaptığını görmediğimiz tüketici dostu market zincirleri, depoda beklettikleri malların durduk yere artan maliyetleri konusunda da bizi aydınlatabilirler mi? Ama serbest piyasa ekonomisinde ahlaksızlık da meşru bir strateji olarak oyuna dahil, biliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Zira devlet stokçuluğa niye müdahale etmiyor diye bağıranlar bu kez de serbest piyasanın dengesini bozuyorsunuz. Ne olacak bu işverenin hali diye cırlayacak. Hükümet benzini, doğalgazı ciddi oranda sübvanse ettiği halde yetmez, daha fazla diyen ancak astronomik karlarından asla taviz vermeyen TÜSİAD'ı, TİSK'i ve diğer patron örgütleri demokrasi bildirileri yayınlayacak. Enflasyonla faizler arasındaki sebep-sonuç ilişkisi her yönüyle tartışılırken bu kolektif delilik hali de gözden kaçırılmamalı bence. Bu arada videoyu bitirmeden önce bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Doların geçtiğimiz ay spekülatif şekilde %70 kadar artmasıyla ilgili konuşan ünlü ekonomist Robin Brooks, dolar-TL arasında gerçek değerlemenin bu olmadığını söyledi. Goldman Sachs baş ekonomisti Robin Brooks, yatırımcıları uyardı ve dolar için gerçek değerlemenin 9,5 lira olduğunu aktardı. Doların geçtiğimiz ay spekülatif şekilde %70 kadar artmasıyla ilgili konuşan Brooks, dolar-TL arasında gerçek değerlemenin 9,5 lira olduğunu söyledi.